Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde LGS sınav sonuçları açıklandı. Sınavdan yola çıkarak eğitim sistemimizle ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Şu an eğitim sisteminden çok kaygılıyız. Bir şey olsa eğitim sistemi hemen duraksıyor. O yüzden yani umutlu değilim şu an ama gelecek ile kaygılı olmamak gerekiyor. Birkaç yılda bir sınav sistemi değişiyor. Sınavlar aynı kalsa da isimleri farklılaşıyor. Bununla ilgili etrafınızda çocukların şikayetlerini duydunuz mu? Şahit oldunuz mu? Evet, o zaten aileyi de etkiliyor. Çocukları bırakın. Tam bir şey adapte olmuşken ertesi yıl başka bir şey oluyor. Bu sefer yani ismin değişmesi bile, o değişiklik bir insanı strese sokuyor. Bu sene ne yaşayacağız kaygısı var tabii ki ailelerde. Her geçen günde zorlaşıyor. Zorlaştırma adına bir şeyler oluyor. O bile stres çocuk için. Biz için, aileler için. Bunun dışında çok fazla çocuğunu dershaneye ya da özel derse gönderen aileler var mı çevrenizde? Böyle bir durumla karşılaştınız mı? Yorumunuz nedir? Zaten şu andaki Türkiye'deki eğitim, okulların sayısı, eğitimi çok eksik. Aileler özel okullara göndermek istiyor. Özel okullar ne için? Özel ilgi olacağını düşündüğü için. Ama bu sefer de eğitim fiyatları da arttığı için gönderemeyen aileler var. Devletin size ne sunuyorsa aileler onu kabul ediyor. Kabul eden aileler oluyor daha doğrusu. Kalmak zorunda kalıyor. Tabii ki öğrenciler de yarışıyor bu durumda. Yani geri kalıyorlar. Türkiye'deki eğitim sistemiyle bir yere gelmek biraz zor gibi. Zor yani. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde LGS sınav sonuçları açıklandı. Bununla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Vallahi eğitim sistemini biraz değiştirmek lazım. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bir insan matematik okuyorsa matematik okuması lazım. Tamam, diğer dersleri de görmesi lazım ama bir insan matematik okuyorsa matematik okuması, fizik okumak istiyorsa fizik okuması. O ağırlıklı olması lazım ki bilim adamları çoğalsın. Yani kendi mesleğini daha iyi yapması. Çünkü hep ayrı ayrı olduğu için bazı insan okumayı sökemiyor. Bazı insan da matematiği iyi biliyor, okumayı sökemiyor. Sökemediği için de çelişkide kalıyor. Birkaç yılda bir değişen sınav sistemi ve sınav isimleriyle ilgili neler düşünüyorsun? Valla sınav sistemini şöyle bir şey. Benim kızım da yaşadı. Başka okula gönderdiler. İki sefer yani sınava girdi. Başka okula gönderdiler. Bizimki müzikle uğraştığı için. Yani müzikle uğraştığı için müziği istedik. Bizi tam tersine gönderdiler. Bir daha ehliyetten sınav, iki sefer sınav girdi. En son sınavı kadar yetenek sınavını kazandığı için istediği okula gitti. Çevrenizdeki insanlar ağırlıklı olarak bu durumdan şikayetçiler mi? Çok şikayetçiler. Ben de çalıştım okullarda. Yalan yok. Yani birkaç okulda çalıştım. Özel okullarda da çalıştım. Yani şeyi değiştirmesi lazım. Ne diyorlar lan? Sistemi mi? Sistemi bir de şey. Müfredat mı? Müfredat. Müfredatı değiştirmeleri lazım. Yani kesin değiştirmeleri lazım. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere LGS sınav sonuçları açıklandı. Çocuğunuz var mıydı sınava giren ve eğer varsa ne tür deneyimler, tecrübeler yaşadı? Oğlum lise 2'ye geçti. İşte geçen sene LGS sınavına girdi. Okullarda sistem eğitim olarak güzel, çok güzel. Yani onlar hiçbir sıkıntımız yok. Normal devlet okullarında zaten. Ama LGS sınavlarında soruların çok zor olduğunu, özellikle matematik sorularının çok zor olduğunu söylediler. Tabii başarılı olan çocuklar, çalışan çocuklar. Bizim çocuğumuz da fena değil dersleri. Çok şükür bir Anadolu Lisesi'ni kazandı ve şu an lise 2'ye gidiyor. Sizin bununla ilgili düşüncelerinizi alsak? Benim söyleyeceğim şu, çocuklarımızı yıpratmayalım. Daha da biraz esnek olalım. Başarılı olmaları için yurt dışındaki sistemi buraya da aktarırsak daha da güzel olur. Okuyanlara çünkü orada destek sağlıyorlar, iş imkanı sağlıyorlar. Yani gelecek kaygıları yok. Her türlü imkanlarını da sağlıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Her şeyimiz dört dörtlük. Önemli olan sistem yerine otursun, sistem yürüsün, düzgün hareket edilsin. Türkiye'de yapılmayacak bir şey yok. Dünyayı sollar Türkiye bana göre. Şu an mesela 4+4 eğitime geçtikten sonra mesela önceden 5 yıllık eğitimler vardı. Şu an 5. sınıfın dersini de 4'e böldükleri için mesela çocuklarımızdan çok, benim de oğlum 4'ü bitirdi, orta 1'e geçecek. Biz daha çok veliler olarak derse yıprandık. Eve çok fazla ödevler gelip konular bitmesi için bizleri çok, yani daha çok veliler ödev şeyine. Eskiden mesela yeğenlerim, daha büyük üniversite okumuş olanlar çok daha rahat ve daha az sorularla daha güzel üniversitelere girdiler. Şimdi benim oğlumun gelecek kaygım var. Yani bu eğitimle bir 4 yıllık lise, üniversiteyi nasıl kazanacağını çok merak ediyorum yani. Yani özel okullara gönderecek durumumuz yok. Normal bir vatandaşız. O yüzden bir tek sıkıntımız aşırı derecede çocukların üstünde, sınav üstünde çok fazla zor sorular. Bazen görmedikleri konuların dahi soruları çıkıyor. Bir sıkıntımız o yani. Bir de işte üniversite şeyinde
Bakalım yani. İnşallah bütün gençlerimiz çalışırsa tabii başarılı olacaklar yani. Birkaç yılda bir değişen sınav sistemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şu an gözlemlediğim geçmişten bugüne kadar şu anki sistemler daha zor gibi geliyor bana. Çünkü çok önden giden çocuklarımız var, yeğenlerim falan. Onlar çok daha rahat girdiler üniversiteye. Yani şu an 25-30 yaşında iş sahibi hepsi, mevki sahibi. Hepsi de kendi branşlarında okudukları bölümün şeylerini, işlerini de yapıyorlar. Şu an için benim çocuğumdan daha kaygılıyım. Yani ne onlar gibi bir 4 yıllık üniversite kazanabilecek mi ya da kazandı mı, nasıl iş imkanı olacak? Sadece şu anki sistemden, hani o açıdan biraz tereddütteyim yani. Başka bir sıkıntım yok yani. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde LGS sınav sonuçları açıklandı. Bununla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorduk. Eğer sınava girdiyseniz sizin deneyiminiz, tecrübeniz neydi? Bununla ilgili fikir alacaktık. Sınava geçen sene girdim. Çok stresli bir süreçti. Aslında o Haziran ayının gelmesini istemiyordum. Çok fazla ilk başta çalışmamıştım. Son aylara doğru çok kastım. Ama istediğim sonucu yaptım. İlk başlarda çok fazla çalışsaydım yüksek ihtimal sonlara doğru hevesim kaçardı. Yani artık bunalırdım ama ben sonlara doğru çalışmaya başladım. Yani sadece deneme çözsek bile yeter o konuda. Deneme çözdüm. İstediğim sonucu tam elde etmedim ama istediğim yeri kazandım. Senin düşüncelerini öğrenelim. Ben de sınava geçen sene girdim. Yani çok stresli bir süreç arkadaşım dediği gibi, zor yani, çalışmamız gereken bir süreç. Ben de daha çok ikinci dönemde çalışmaya çalıştım ama son böyle yaz aylarına girerken sıcaklardan biraz bunalma oldu. O dönem, yani o dönem yüzünden biraz sınavım kötü gelmiş olabilir. Yani beklerimden biraz düşük aldım o yüzden. Benim arkadaşlarıma tavsiyem, son dönemlerde de olsa, yaz da olsa, sıkılmış olsalar da çalışmaya devam etsinler. Son dönemde hiç bırakmasınlar çünkü son dönemler en vurucu dönemler benim için. Öyle. Sınava hazırlanma sürecinde hangi okulu istiyordunuz ve sonucunda hangi okulu kazandınız? Şöyle, Nilüfer MKV istiyordum. Ama bizim girdiğimiz sene çalıştırılma stilimizin aksine kolay geldi sınav ve dikkat hatalarımız oldu. MKV istiyordum, İstanbul Kartal Fen tuttu. Ama gitmeyi tercih etmedim. Burada devam ettim. Benim istediğim okul Bursa Anadolu Lisesi var. Bir de MKV arkadaşım gibi istiyordum. Şehit Osman'ı tutturdum ama uzmanların daha iyi bir tercih olduğunu düşündüm. Kendimce bir de orada okumuşum 8. sınıfta. Gayet memnundum. Yerleştirme sınav sonuçlarınızdan memnun muydunuz peki? Sınav sonucumdan yani daha iyisi olabileceğini düşünüyordum. Çünkü sınavda hem stresin getirdiği hem de o kolaylık, bu kadar kolay olabilir mi düşüncesiyle çok gereksiz yanlışlar yaptık. Daha iyisi olabilirdi ama bu da bence normal bir öğrenciye göre kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum. Ama daha iyisi olabilirdi. Bence de sınav bizim önceki seneye göre çok kolay çıktı. Önceki sene sorularını biz hep çözdük. Matematik soruları çok zordu, yani uzun uzun sorular. Bizim dönemimizde biraz kolay çıktı. Yani alışa gelmişim biraz tersinde olduğu için. Puanlarımız mesela güzel olsa bize yüzdelik diliminden battık. Önemli olan bence yüzdelik dilim kesinlikle. Bunu ön planda tutsun da mesela bu senesinde 480 öğrenciyle 2 sene önce 400 sene olan aynı kesinlikle değil. Yani gireceği okullar aynı değil. O yüzden yüzdeliklerim çok daha önemli bu sınavda. Merak ettiğim konulardan birisi, sınav sürecinde ailelerinizle aranızda olan iletişim ne durumdaydı? En büyük bir telefon problemi vardı. Benim telefonum olmadı. Liseye geçtiğimde oldu ama annemin telefonu kullanıyordum. Yani sürekli şeyi bekliyorlar böyle. Aslında benim annem o kadar sıkmadı beni, hani sürekli ders hani şey falan, telefonla izin veriyordu ama okulda zaten okulumuz 5'te bitiyordu, devlet okullarıyla 1 değildi. Çok uzun süre 9 saat zaten derste kalıyorduk. Okulda bir sürü denemeler, bir de eve gelince ekstradan ödevlerimiz, kendi denemelerimiz çok üst üste geliyordu ve bir saat ondan sonra bitiyorduk hani komple. O zaman da telefonu alıyordum, tabii ufak pürüzler oluyordu hani yine mi telefon, yine mi şey hani, ama biraz zorluydu o süreç. Telefonu bırakmak istemiyorsun. Yeni bir film çıkıyor. Televizyonda dizi oluyor. Oyunların oluyor. Sosyal medya platformları. Bir yandan içinde vicdan azabı kalıyor. Hani test çözsem, onun yerine 5 soru çözsem o da kârdır diye. Çok atışmalarımız oldu ama böyle keşke annemi dinleseydim dediğim zamanlar da oldu. Senin fikrini alalım. Ya bence de genel olarak benim annem de o kadar çok sıkmıyordu ama tabii çalışmamı çok istiyordu, şey ölüyordu. Çok eve misafir de almaya çalışıyordu kendisi. Çok şey yapmayayım diye, dikkatimi bozmayayım diye. Ben de genel olarak çalışıyordum ama dediğim gibi son aylara doğru biraz sıkılmaya başladım. Annem de buna biraz kızdı haliyle. Son aylara tam oğlum sıkman gereken aylar dedi. Onu o yüzden biraz kötü oldu benim için. Genel olarak ama iyiydi.